Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşması için etkileşim alması önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri WhatsApp iletişim hattına iletebilirsiniz. Sevgilerle. Merhaba, benim adım Ömer. Annem ve babam adımı Hazreti Ömeri çok sevdikleri için koymuşlar. Onun gibi dindar, onun gibi cesur, onun gibi adaletli olmamı dilemişler. Ama ben bunu başaramadım. Allah affetsin. Çok canlar yaktım. Gözümü para bürüdüğü için en yakınımı bile görmedim. Adaletten hep uzak oldum. Okul yıllarımdan beri işlerimi hep el altından yaptım. Benim felsefeme göre herkes satın alınabilir ya da kolay kandırılabilirdi. Ailemin durumu hep iyiydi. Hiç yokluk çekmedim. Babam kuru gıda toptancısı olduğu için hep piyasanın içinde oldum. Hafta sonları onun yanına gider çalışanları izlerdim. Babamda ne kadar Allah korkusu varsa çalışanlarında bir o kadar düzenbazlık vardı. Nasıl oluyor da babam bu adamları göremiyor diye şaşırıyordum. Bir gün sorduğumda yakaladığım an işine son veriyorum. Yakalamadan kovsam iftiraya ve kul hakkına girer diyordu. Babamın iş ahlakı bana hep anlamsız geldi. Çalışanlarda Kemal diye biri vardı. Ağzı acayip laf yapardı. En kötü malı ne yapar eder müşteriye satardı. Uzaktan onu izler satış yapmasına hayran kalırdım. O da beni çok severdi. Bir gün bir müşteri geldi. Ben tezgahın orada dururken istediği şeyi bana sordu. Benim o an aklıma babam değil Kemal abi geldi. O olsaydı ne yapardı diye düşündüm istediği ürünü vermeyip tezgahın altından aynı ürünün son kullanma tarihine yakın olanını hem de biraz fazla ücretle verdim. Müşteri gittikten sonra Kemal abi yanıma gelip kulağıma eğildi ve "Aferin." dedi. Sanırım o gün işteki ilk günahımı işlemiştim. Bu satış çok hoşuma gitti. Sürekli iş yapmak istiyordum. Babam beni dükkandan uzak tutmaya çalışıyor. Okula öncelik vermemi istiyordu. Eğer iş hayatının eğlenceli tarafını görürsem okulu bırakacağımı düşünüyordu. Liseden sonra iki yıl yüksek okul okudum ve bitirdim. Kafamdaki plan dükkanın başına geçmekti. Ama babam piyasada bir iş bak, biraz tecrübe kazan. Hayata hemen patron olarak başlama diyordu. Güzel bir mantıktı ama o yıllarda ben böyle bir şey istemiyordum. Babamın ısrarıyla gıda sektöründe bir firmada işe başladım.'' İlk başlarda pek mutlu değildim ama zamanla şirkete alıştım. Sistemde bazı açıklar buldum. Ben gelen ürünleri bilgisayara işliyor, gelir gideri takip ediyordum. Bazı ürünlerin giriş ve çıkışlarında oynamalar yapıp fazla mal çıkartmaya başladım. Biriken bu ürünleri el altından satıyordum. İlk başta güzel gidiyordu. Kimseye belli etmeden ek gelir elde etmiştim. Neden bilmiyorum ama bu heyecan çok hoşuma gidiyordu bazen o kadar yoğun oluyordum ki mesaiye kalmam bile gerekebiliyordu. İnsanlar iş yoğunluğundan kaldığımı zannetse de ben aslında kendi pis işlerimin derdindeydim. Mali durumum çok iyiydi. İnsanlar bunun sebebini babamdan dolayıdır diye düşünse de aslında kendi paramı kendim kazanıyordum. Başka ürünlerde başka açıklar buldum. Her geçen gün kendimi daha da geliştiriyordum. Günler böyle geçerken bir gün insan kaynaklarından çağırdılar. Ben kötü bir şey düşünmedim. Genelde personelle ilgili evraklar bende toplandığı için normal bir işleyiş diye düşündüm. Masamdan kalkarken gözüm takvime takıldı. Bugün ayın son günü, yani maaş günüydü. O an içimde ufak bir korku oluştu ama renk vermedim. Kapıyı çalıp odaya girdiğimde insan kaynakları müdürü bana evraklarımı uzatıp "İş akdiniz feshedilmiştir." dedi. Yani beni kovuyorlardı. Neden peki dediğimde müdür bana şimdi burada anlatıp sizi rencide etmek istemiyorum. Lütfen gerekli belgeleri imzalayın ve be, binayı terk edin diye cevap verdi. Ben belgeleri imzalarken bana dua edin size karşı dava açmıyoruz. Hatta tazminatınızı bile kuruşu kuruşuna ödüyoruz dedi. Ben ses çıkarmadan odadan çıkacakken müdür arkamdan seslenip hatta işsizlik maaşı bile alacaksınız. Bu sizin mal varlığınızın yanında küçük bir meblağ ama idare edin lütfen diye lafta soktu. Odama gidip eşyalarımı topladım. Sanırım yaptığım her şeyi fark etmişlerdi. Bir an önce binayı terk etmek en iyisi olacaktı. İyi de evdekilere ne diyecektim. Akşam yemekte babama iş yerinden istifa ettiğimi söyledim. Babam şaşkın halde neden oğlum sen orada çok mutluydun dediğinde yok babaya. Adamlar sürekli kayıt dışı iş yapıyor. Kalem kalem mal kaçırıyor. Daha fazla buna göz yumamazdım dedim. Babam da "Yazık. O kadar da geç saatlere kadar kalıyor, çabalıyordun. Neyse böylesi iyi olmuş. Haramdan uzaklaşman çok hoşuma gitti oğlum. Aferin." dedi. Annem ve babamın yüzündeki mutluluk harikaydı. Yalan da olsa onların benimle gurur duymalarını sağlamıştım. O gece annemle babam gizlice konuşurlarken duydum. Galiba hayalim gerçekleşecekti. Babam bu gururlu duruşumdan sonra benim yerimin kendi yanı olduğunu düşünüyordu. Bu yaşadığım büyük krizi nasıl da fırsata çevirmiştim. Bugün şanslı günümdü. Sabah kalktığımda babam beni kahvaltıya çağırdı. Öğlene kadar dinlen. Benim biraz dışarıda işlerim var. Dükkanda olmayacağım. Akşam üzeri iş yerine gel. Seninle konuşacaklarım var dedi. Belli ki bütün gece bunu planlamıştı. Olur baba dedim ama içim içime sığmıyordu. Akşam üzeri dükkana gittim. Kemal abi beni görünce çok sevindi nerelerdesin falan diyordu. Diğer çalışanlara da selam verip babamın yanına çıktım. Biraz sağdan soldan konuştuktan sonra bana aklındakileri söyledi. Onun istediği benim burada patron gibi değil maaşlı bir çalışan gibi olmammış. İlk başta böyle başlayıp ileride işin başına geçmemi istiyormuş. Peki baba dedim ve ertesi gün işbaşı yapmak üzere oradan ayrıldım. İlk günler sakin geçti. Babam beni maaşlı bir çalışanı gibi görüyordu. Mali işleri kontrol ediyor, kullanabileceğim bir açık arıyordum. Bizim sektörde çok fazla firma vardı ve rekabet ara sıra kızışıyordu. Almak istediğim nadir gelen pahalı malları bir firma benden önce kapıyordu. İlk başta pek aldırmasam da daha sonra bu canımı sıkmaya başladı. Kemal abiyle gizli götürdüğümüz işler vardı. Sadece ikimiz biliyor, kazandığımız parayı yarı yarıya bölüşüyorduk. Neredeyse dükkan içinde dükkan yapmıştık. Babam seyahate gittiği zamanlarda idareyi bana bırakırdı. Bu biraz da beni yönetime alıştırmak içindi. O günler çok rahat oluyordu. Kemal abiyle işlerimizi daha iyi götürüyorduk. Beni gece hayatına da alıştırmıştı. Onunla girip çıkmadığımız mekan kalmıyordu. Babama hissettirmeden yapacaklarımızı yapıyorduk. Bizim işleri baltalayan firmanın sahibiyle tanışma fırsatım oldu. Bir gün bizim iş yerine gelip bazı konular hakkında konuşmak istedi sektörden olduğu için gelmesine pek şaşırmamıştım. Bazen böyle iş yerleriyle aramızda da iş yapardık. Bu adam işine çok hakim, karizmatik birisiydi. Adı Çetin'di. O da benim yaşlarımdaydı ama babası ona her şeyi devredip kenara çekilmişti. Sanırım bu halini kıskanmıştım. Hatta bir keresinde bana sizinle mi görüşelim yoksa babanızla mı diye sorunca ona karşı daha da hırslanmıştım. Artık o benim düşmanım olmuştu. Bir akşam Kemal abiyle dışarıda bir yerde oturuyorduk. Onun tanıdığı bazı adamlar masamıza gelip selam verdi. Benim canım sıkkın olduğu için pek muhabbete dahil olamıyordum. Adamlardan biri çok keyifliydi. Kemal abi ona hayırdır dediğinde Fuat'ı bitirdim dedi. Kemal abi de hani şu rakibin olan mı dedi. Adam evet ocağına incir diktim dedi. Bu söz dikkatimi çekmişti. Adam yanımıza geldiğinde biraz alkollüydü. Bizim masada daha da ikramlarda bulunup sarhoş olmasını sağladım. Adamın ağzından rakibini nasıl bitirdiğinin yöntemini öğrenmeye çalışıyordum. Ben stratejik bir hareket anlatmasını beklerken adam bana bu işi büyü yoluyla yaptığını anlattı. Kemal abi ona böyle şeyler yaptığı için bayağı kızdı. Ben de oldum olası mantığıma saçma gelen bu şeylere pek inanmazdım. Ama adam anlattıkça çekici gelmeye başladı. Bu işi nerede yaptığını anlatıp bana adresi verdi birkaç gün ne yapsam diye düşünüp durdum. En sonunda istediğim bir malı gümrükten onun çektiğini duyduğumda deliye döndüm. Babama baktığımda bunu normal karşılamıştı ama bana göre bu bir hakaretti. Babam bana o önce davranmış sen geç kalmışsın. İş hayatında böyle şeyler olur dediğinde daha da öfkelendim ve o an hayatımın hatası olacak o kararı verdim. Ertesi gün adamın bana verdiği adrese gidecektim. O gece sabaha kadar bunu düşünüp durdum. Ama hırs gözümü öyle bir kör etmişti ki yapmaktan kendimi alamadım. O gün sabahtan işe gitmeyip babama bir işim var dedim. Adamdan aldığım adrese gittim. Burası bulunduğumuz şehrin lüks bir semtiydi. Elimdeki adrese göre çok güzel bir villaya geldim. Etraftaki şatafat beni çok etkilemişti. Zile basınca evdeki yardımcılardan biri kapıyı açtı. Görmek istediğim hanımefendinin adını söylediğimde randevunuz var mıydı diye sordu. Bu soru karşısında afallamıştım. Randevum yok ama durumum acil dedim. Yardımcı bir dakika dedi ve kapıyı kapatıp içeri gitti. Biraz sonra beni içeri aldı ve lüks bir odaya götürdü. Orada beklemeye başladım. Yine aynı yardımcı yaklaşık 15 dakika sonra beni üst kata bir odaya götürdü ve buyurun Melek Hanım sizi bekliyor dedi. İçeriye girdim. Burası da lüks döşenmiş bir odaydı ama çalışma odası şeklindeydi. Masanın arkasında orta yaşlarda şık ve alımlı bir hanımefendi oturuyordu. Hoş geldiniz, durumu acilmiş. Normalde randevusuz görüşme yapmıyoruz dedi. Ona bu adresi bir arkadaşımdan aldığımı söyleyip direkt konuya girdim. Benim işlerimi baltalayan bu kişinin işlerinin kesilmesini istiyorum dedim. Kadın bana bunun neresi acil peki dediğinde hırsımdan geceleri uyuyamıyorum sizin bana vereceğiniz randevu gününe kadar uykusuz kalmak istemiyorum dedim. Bu cevabım kadının çok hoşuna gitmişti. Hırslı insanları severim. Peki size yardım edeceğim dedi. Benden o kişiye ait özel eşyalar istedi. En sonunda da ücreti belirtti. İstediği ücret çok fazlaydı. Param vardı ama yine de çok büyük bir meblaydı. Onunla anlaşıp el sıkıştık. Benden istediği şeyleri birkaç gün içinde getirmem gerekiyordu.'' Ücreti hemen banka hesabımdan gönderdim. Vedalaşıp oradan çıktıktan sonra Çetin'in ofisine nasıl gideceğim diye düşünmeye başladım. Geçen gün bir iş için bize geldiğini hatırlayıp iadeyi ziyaret babında bir görüşme için sekreterini aradım. Ertesi gün sabah için randevu aldım. O gün iş yerinde çalışırken ne yapacağımı planladım. Çaktırmadan bir şey almam lazımdı. Acaba ne alabilirdim? Kemal abiye yaptığımdan hiç bahsetmedim. Babama Çetin Beyleri ziyaret edip ticari dostluk yapacağım falan dedim. Babam pek aldırmadı. Sabah şık giyinip bazı ikramlar alıp ziyarete gittim. İş yeri çok güzel ve büyüktü. Çetin Bey beni kapıda karşıladı. Bana çok yakın davranıp ikramlarda bulundu. Çalışanların hepsi ona sevgiyle bakıyordu. Bu ilgileri ve alakalarını çok kıskanmıştım. İleride ben de babamın yerine geçeceğim zaman böyle olamayacağını düşündüm. Çetin Bey'in odasında oradan buradan konuştuk. Ben hem konuşuyor hem etraftan ne alabilirim diye bakıyordum. Ticari olarak bazı birliktelikleri yapalım diye sözleştik. Bir ara Çetin Bey bazı kartelaları almak için sekreterinin yanına gittiğinde askıda olan montunun cebinde beresini fark ettim. Hemen uzanıp onu çekip aldım ve evrakların altına soktum. Biraz daha oturup sohbet ettikten sonra müsaade istedim ve oradan ayrıldım.'' Çetin Bey beni kapıya kadar yolcu etti. Yolda keyfim yerindeydi. İş yerine gitmeden direkt Melek Hanım'ın evine gittim ve ona aldığım bereyi verdim. Hırsına ayran kaldım dedi ve benden haber bekle diyerek yolcu etti. Birkaç gün sessiz geçti. Bir gece uyurken birinin adımla seslenmesiyle uyandım. Karşımda simsiyah, yüzü gözü gözükmeyen biri dikiliyordu. Korkudan aklım çıktı zannettim. Yatağımda geri geri kaçmaya çalışıyorken korkudan tam dua etmeye başlıyordum ki o kara gölge sakın okuma dedi. Elim ayağım zangır zangır titriyordu. Benim adım Amler. Beni sana yardım etmem için melek görevlendirdi. Bundan sonra sana yardım edeceğim dedi. Acaba rüyada mıyım diye düşünürken sanki aklımı okumuş gibi uyanıksın ve benimle konuşuyorsun. Ağzınla konuşmana gerek yok. Benimle düşüncelerinle de iletişim kurabilirsin. Bundan sonra bana ihtiyacın olduğu zaman adımı söylemen yeterli. Benimle sadece gün batımı ve doğumu arasında iletişim kurabileceksin dedi. Tamam der gibi kafamı salladığım an kayboldu. Hala kalbim deli gibi atıyordu. Korkudan sabaha kadar uyuyamadım. Sabah işe gittiğimde telefonumu yabancı bir numara aradı. Açtığımda karşımdaki Melek Hanım'dı. Yardımcın geldi mi diye sordu. Ben de geldi ama aklımı da aldı dedim. Amlerin yardımıyla istediğin şey gerçekleşecek. Ama sakın onu başka şeyler için kullanma. Ters işler olur, sıkıntıya girersin dedi. Tamam dedim ve kapattık. Akşamı bekledim ve odama kapanıp beklemeye başladım. İçimde hem korku hem de merak vardı. Tüm cesaretimi toplayıp Amler yanıma gel dedim ve odada tuhaf bir rüzgar esti. Önce odanın lambası söndü. Daha sonra arkamdan bir ses geldim dedi. Yine korkudan ölmek üzereydim. Amler benden ne istiyorsun dedi. Ona rakip şirketin işlerini bitirmek istiyorum dedim. Peki ne yapmamı istiyorsun dediğinde ben de ona bilmiyorum bu işler nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok dedim. Amler kısa ve öz konuşuyordu. Bana istediğin şeyi söylemen gerekli dedi. Peki o zaman siparişlerini yetiştiremesin dedim. Tamam dedi ve yok oldu. Ertesi gün öğlene doğru bir tedarikçim aradı. İş yaptığım adam pek hoşlanmadığım karaktersiz bir adamdı. Para için malını önce Çetin'in firmasına pazarlamaya çalıştığını bilirdim. Bana olanlardan haberim var mı diye sordu. Ne olmuş dedim. Çetin'in deposu sabaha karşı yanmış. Çok büyük kayıpları varmış. Siparişleri durdurdular dedi. O an şaşkınlıktan cevap veremedim. Elimde mal var haberin olsun dedi ve telefonu kapattı. Birkaç dakika şaşkın halde öyle yerimde kaldım. Babam beni görünce ne oldu dedi. Toparlanıp ona çetinlerin deposu yanmış, tedarikçi aradı, haber verdi dedim. Babam bunu duyunca çok üzülmüştü. Sürekli vah yazık, vah yazık diyor ortalıkta dolaşıyordu. Bana hemen ara, bir ihtiyacı var mı diye sor dedi. Ben aramış gibi yapıp meşgul dedim. Babam ara oğlum, ulaş. Biz birbirimize böyle günlerde lazımız dedi. Ben sürekli bahaneler uydurup olayı geçiştirdim. Kemal abi akşam bir yere gidelim falan dese de ona evde olmam lazım dedim ve eve gittim. Amacım Amler'le konuşmaktı. Geceyi bekleyip ışıkları söndürdüm. Hala içimde bir ürperti oluyordu. Bu gece ona yaptıklarından dolayı teşekkür edecektim. Biraz sonra derin bir nefes alıp adını söyledim. Yine her zamanki halinde geldi. Ona yaptığı şey için teşekkür ettim. Beni buraya bunun için mi çağırdın?" dedi. "Evet, çünkü beni mutlu ettin." dedim. "Bak Ademoğlu, bir daha beni bir şey istemek için çağır, yoksa seni bir daha uyarmam." dedi ve kayboldu. Bu uyarısı beni korkutmuştu. Demek ki bu işler ciddiyet istiyor diye düşünüp uyudum. Rüyamda bizim dükkanın deposunun da yandığını, benim de mallarla beraber yandığımı gördüm. Ter içinde uyandım. "Galiba olanların etkisinde kaldım." dedim. Birkaç gün sonra Kemal abi kapıda bir adamla kavga etti. Aşağı indiğimizde onun eski bir müşterimiz olduğunu gördüm. Babamla onları ayırırken adam bir anda babama dönüp senin bu elemanın bana ucuz diye bozuk mal sattı dedi. Babam adama ne diyorsun sen efendi ağzını topla bizde bozuk mal olmaz dediğinde adam babama sen ayakta uyu abi bu dükkanı soyuyor al bak dedi ve tezgahın altındaki Kemal abinin zulasını babama gösterdi. Babam yutkunup hiçbir şey demedi ve arkasını dönüp ofise gitti. O gün Kemal abinin işine son verildi. Babam erkenden çıkıp gitti. Bu olay ona çok dokunmuştu. Akşam Kemal abiyle dışarıda buluştuk. Bana sürekli bağırıp neden engel olmadın, neden bir şeyler uydurmadın deyip duruyordu. Ona ne kadar anlatmaya çalışsam da bana sürekli kızıyordu. Ben bu işi çözeceğim dedim ve ona biraz para verip eve gittim. Aslında bu olan istediğim bir şeydi. Kemal abinin işlerime bulaşması beni biraz rahatsız da ediyordu. Böylesi iyi oldu diye içimden seviniyordum. Babam Kemal abiden sonra iş yerinde işleri çok sıkı tutmaya başladı. Ama ben yine bildiğimi yapıyordum. El altından da Kemal abiyi besliyordum. Çetin yine toparlanmaya başlamış, benim işlerimi almaya başlamıştı. Bu sefer başka bir şey yapmam gerekiyordu. Gece amleri davet ettim benden ne istiyorsun dediğinde Çetin'e daha da zarar vermek istiyorum. İşleri daha da ters gitsin dedim. Tamam dedi ve yine kayboldu. O gece keyifle uyudum. Birkaç gün normal geçti. Her an bir yerden kötü haber gelecek diye bekliyordum. Nihayet o haber geldi. Bir arkadaşım bana Çetin'in Anadolu'da 3 kamyonunun başına gelenleri anlattı. Biri yanmış, biri yağmalanmış ve biri de şarampölden uçmuştu. Çok zor bir duruma düşmüştü. Bu haber keyfime keyif katmıştı. Bir iki hafta işlerim çok iyi gitti. Piyasa onun bu durumundan dolayı bize dönmüştü. Çok iyi karlar yaptık. Babam çetinlerin başına gelenleri öğrenmiş. Bu çocukların başına neden böyle şeyler geliyor? Yazıktır, günahtır falan deyip duruyordu. Bir gece rüyamda kendimi bir uçurumun kenarında gördüm. Etrafa bakıp buranın neresi olduğunu anlamaya çalışırken uçurumdan yukarı kanlar içinde bir el uzandı. Daha sonra bu elin tutunup yukarı çıkmak isteyen birinin eli olduğunu fark ettim. Sordu olsa taşlara tutuna tutuna yukarı çıkıp karşıma geldi. Yüzü gözü hatta vücudu kanlar içinde bir adam bana bakıyordu. Ben de ona şaşkın halde bakarken bana "Beni tanımıyorsun değil mi?" dedi. Ben de ona "Hayır sen kimsin?" dedim. "Ben kim miyim? Daha kim olduğumdan bile haberin yok. Ama senin hırsların yüzünden canımdan oldum." dedi. Ben hala anlamamış halde ona bakarken ben o uçurumdan düşen kamyonun şoförüyüm dedi. O an aklım başıma gelmişti. Amlerden istediğim şeylerden sonra şarampole uçan Çetin'in kamyonunun şoförüydü bu. Bana doğru gelmeye başladı. Ben canavliyle geriye kaçtım. Tam arkamı dönecekken yanmış kapkara bir adamın diğer taraftan bana geldiğini gördüm. Korkarak ona baktım ve o da bana Ömer Efendi ben de o yanan kamyondaki şoförüm dedi. Ne kadar kaçmaya çalışsam da ikisi beni yakalayıp yere yatırdı ve boğazımı sıkmaya başladılar. O kadar gerçekti ki nefesim kesilmek üzereydi. Yanmış olan adam bana bak yaptığını beğendin mi? İki aileyi dağıttın diyordu. O an yatağımda uyandım. Hala nefes nefeseydim. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Aynada kendime baktığımda boynumda bir iz olduğunu fark ettim sanki birinin el izi gibiydi ama bu nasıl olurdu gördüğüm rüya değil sanki gerçekti o iz biraz sonra kayboldu yatağıma dönüp olanları düşündüm ben o kamyonların şoförlerini hiç düşünmemiştim ne kadar da düşüncesiz hareket ettim diye kendime kızıyordum o gün işe hiç adapte olamadım sürekli o iki adamı düşünüyordum hayatımda ilk defa vicdan azabı çekiyordum bu ne acayip bir duygu diye kendi kendime şaşırıyordum Aradan birkaç gün geçti. Bir gece amler gelip melek öldü. Artık hizmetlerimin karşılığını senden alacağım dedi. Ben hiçbir şey anlamamış ona bakarken bana saldırdı. O an korkudan dua okumaya başladım. Birden odaya babam girdi ve amleri gördü. Babam korkup olduğu yere yığıldı. Amler ortadan kayboldu. Eve ambulans çağırdık. O gece babamı kaybettik. Doktorlar kalp krizi dediler ama benim yüzümden olmuştu. Sorup soruşturduğumda Melek Hanım'ın intihar edip öldüğünü öğrendim. İşler çok iyi giderken bir anda tersine dönmüştü. Günlerce kendime gelemedim. Bazen uzaktan amleri görüyordum ama hemen dua okuyordum. Bir gün dükkanda oturmuş çalışırken bir çalışanın sesine kafamı kaldırdım. Abi yanıyoruz diye bağırıyordu. İleri baktığımda Kemal abi benzin dökmüş dükkanı ateşe vermişti. O gün orada canımızı zor kurtardık ama dükkanımızı kurtaramadık. Yoğun alkol sonrası Kemal abi dükkandan öcünü almıştı. Polisler onu tutuklayıp götürdü. Artık elimde hiçbir şey kalmamıştı. Dükkana sigorta yapacak olan babamı sürekli oyalamış engellemiştim. Şimdi cezasını çekiyordum. Bankadaki paramla bir şeyler yapmaya çalıştım ama uğursuzluk peşimi bırakmadı. Önce dolandırıldım daha sonra kalan paramı da kaybettim. Amler sürekli bir yerden görünüyor, pis pis sırıtıyordu. Çetin'in işleri iyice büyümüştü. Bir gün beni aradı ve görüşmek istediğini söyledi. İş yerine gittiğimde yine beni samimi karşıladı. Başına gelenleri duyduğundan bahsedip onun da kısa süre önce böyle şeyler yaşadığını söyledi. Bunları biliyordum çünkü sebebi bendim. Bana bir hocaya gittiğini ve üzerinde bir büyü olduğunu öğrendiğini söyledi. O an içimde bir korku oluştu. Peki ne yaptın diye sorduğumda bana büyüyü bozdurduğundan hatta yapana döndürdüğünden bahsetti. Demek ki Melek Hanım'ın başına gelenler bundandı diye düşündüm. Ona bana da yapılmış olabilir dedim ve beni büyüyü bozan kişiye götürmesini istedim. Beni bir adama götürdü ve o adam bana yardım etti. Amlerden kurtuldum ama adamın bakışlarından yaptığım her şeyi gördüğünü ve bildiğini fark ettim. Sağ olsun Çetin'e hiçbir şey söylemedi sadece çıkarken kulağıma Allah seni affetsin kardeşim dedi. O günden sonra Çetin beni hiç bırakmadı. Sürekli aradı ve sordu. Şimdi büyüler yaptırıp işini baltaladığım Çetin'in yanında maaşlı eleman olarak çalışıyorum. Daha kötüsünü hak ettiğimi biliyorum. Ne zaman Çetin'e baksam ya da bana bir iyilik yapsa vicdan azabı çekiyorum. Ona yaptıklarımı anlatmak istiyorum. Bugüne kadar buna cesaret edemedim ama bu can benden çıkmadan bir gün ona her şeyi anlatacağım. Doğru yoldan ayrılıp benim durumuma düşmeyin. Hoşçakalın. Buraya kadar dinlediyseniz hikayeyi beğendiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.